Merhabalar, Victoria 3 oyunuyla birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah'a şükürler olsun. Bu güzel oyunu yaratan Allah'ımıza şükürler olsun. Şimdi güzel bir şekilde oynamaya devam edelim inşallah. Nerede kalmışız biz en son? Devlet yönetim binaları yapıyorduk. Devlet yönetim binaları çünkü bürokraside sıkıntı vardı devlette. Bu açığı kapatmaya çalışacağız. Sanayimizi büyütmeye çalışacağız. Bu şekilde hamleler devam edecek. Şimdi. Direkt başlayalım. Şu an borca girdi biraz devletimiz. Bazı fiyatlar yükselmiş. Bazı fiyatlar düşük. Bunları satabiliriz mesela. Zaten şu an satıyoruz. Çay satıyoruz. Bayağı bir çay satıyoruz. İngilizlere çay satıyoruz. Ruslara çay satıyoruz. Çay üretimi var ülkemizde bayağı bir. Bayağı çay üretiyoruz. Allah'a şükür. Bürokrasi de eksik var. Bürokrasiyi kapatmak lazım. Bürokrasi eksiğini kapatmak lazım. Birazcık borca girecek devlet. Mısır'a savaş ilan edeceğiz ama ordumuzun çağdaşlaşmasını bekliyoruz. Şu mouse'la gösterdiğim yerde teknolojimiz ilerleyecek. Orduyu modernize edeceğiz. Sonra saldıracağız Mısır'a. Mısır bölgesine. Hadi bakalım. Hükümetimize bakalım. Yerel yöneticileri zayıflatmaya çalışıyorduk. Muktedir olabilecek miyiz? Meraka mucip. Babiler var orada. Osmanlı Britanya Dostluk Komitesi'ymiş. Osmanlı Fransız topluluğu varmış. Aydınlar oluşturuyormuş bu topluluğu. Rus karşıtı cemiyeti varmış. Mesela Rusların aleyhine bir şey yaparsak Sünni ulemanın onayını arttırmış oluyoruz. Bu tarz detaylar da var. Yeni eklendi bu detaylar. Şimdi kanunu çıkarmaya çalışıyorduk. Irsi bürokratlar kanunu yerine atanan bürokratları getirmeye çalışıyorduk. Yani getirebilir miyiz? Bakacağız. Şu bürokrasi açığı çok fazla var. Bürokrasi açığını şey yapmak lazım. Kapatmak lazım. Nasıl kapatacağız bu bürokrasi açığımızı? Bürokrasi açığını kapatmamız gerekiyor. İnşa edersin devlet yönetim binaları. 26 yılımız var daha. 26 yılımız var. 26 yıl tamamlandıktan sonra artık görev sona ermiş olacak. Hedefimiz Mısır'ı almak, ordumuzu modernize etmek. Bir de bürokrasiyi, köhne bir bürokrasimiz var. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Bakalım 26 yıl içinde bunu başarabilecek miyiz? Acelemiz yok. Yavaş yavaş bu hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Nüfusumuza bakalım şöyle bir. Tahıllar, kıyafetler tüketiliyormuş. Tahıl çok tüketiyorlar. Demir yolları çok tüketiliyor. Allah'a şükür. Güzel yani. Çok da o kadar da bir israf yok yani. Şey yok. Ne derler ona? Gereksiz bir harcama yok aslında. Güzel bir teknoloji daha araştırmayı başardık. Çok güzel. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Tüm dünya gözüküyor şu an. Tüm dünya haritası avcumuzun içinde.
Osmanlı'yı daha güçlü hale getirmemiz lazım. Diplomatik eylemler yapıyoruz, ilişkilerimizi geliştiriyoruz şu Mars'la gösterdiğim bölgelerde. Mesela İngilizlerle aramız bayağı bir iyi oldu. Bir ticaret anlaşması yapabiliriz. Neden olmasın? İngilizlerle bir ticaret anlaşması yapalım. Dostlar, Rusya ile bir şey yapmayacağız şimdi. Bu şekilde gidecek. Güzel, bürokrasi açığı kapanmaya başladı. Yavaş yavaş kapanıyor bürokrasi açığı çünkü tamamdır, kanun geçti. Kanun geçti, tamamdır. Kanun geçti, tamamdır. Kanun geçti, tamamdır. Şöyle bir bakalım, hükümetimize bir bakalım. Hükümet, 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 hükümet. Kanunlar, başka kanunlar geçirmemiz gerekecek yine. Yerel yöneticiler güçleri daha da azaltılmalı. Şimdi köhne bürokrasiyi düzeltmek için bu ekonomik sistem kanununu değiştirmemiz gerekecek. Bunu yapacağız. Bu şekilde gidecek. Bu şekilde gidecek. Bu şekilde gidecek. Ama bunu çıkarmak için kırmızı şu an. Kırmızı gösteriyor. Yerel yöneticilerin hala gücü fazla. Yerel yöneticilerin gücünü biraz daha azaltmamız gerekecek. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Profesyonel bir orduya da ihtiyacımız var. Burjuvazinin gücünü mü arttırmaya çalışıyordum? Şu an buna gerek yok aslında. Fuzuli. Bu şekilde. Burası şimdilik kalsın. Gelirimiz bir anda düzeldi. Pozitif oldu. Şimdi yine devlet yönetim binalarına ihtiyacımız olacak. Devlet yönetim binaları verginin düşük olduğu bölgelere yapılabilir ama çalışacak eleman yok. Çalışacak eleman yok. O zaman gelirimizi arttıracak sanayi binaları inşa etmeye çalışalım. Orada da çalışacak eleman yok gibi. Üniversiteler kurmamız gerekecek. Şöyle mesela Erzurum'a üniversite kuralım. 3 adet üniversite kuralım Erzurum'a. Bu şekilde bir inşa çalışması yapalım. Nüfus, kültürler. Hangi kültürler varmış ülkemizde? Ya bu devleti açabiliyorsunuz. Burada gösteriyor zaten kültürleri haritada. Bu şekilde bir dizilim var. Bunlar da yine kanunlar çıkartarak ayarlamak mümkün. Kaç dakika olmuş bir kontrol edeyim. Kaç dakikamız olmuş? Tamamdır. 15 dakikaya yakın olmuş. Burada bitiriyorum dostlar. Bir dahaki bölümde görüşmek ümidiyle.